Efendim Onur Bey. Kim daha çok verir paraya? Sen mi kayınvaliden mi? Ben Onur Bey. Sen. Nereden belli? Bilezikleri almamdan belli. Ha. Hırslandım, geldim, bilezikleri aldım, buradayım. Aa. Bu hafta alacak mısın? İnanıyorum, kısmetimde varsa alacağım ama kısmetim olduğuna da inanıyorum, alacağım bence. Hadi inşallah. Aysun. Merhaba Aysun, nasılsın? Merhaba Onur Bey. Vallahi paraya en çok ben önem veriyorum. Ya evet. Bu kadar süslü olmama rağmen ben hep böyle indirimleri falan takip ederim. Hani elimden geldiği kadar paranın kıymetini bilmeye çalışıyorum. Evet. Ama kayınvalidem öyle değildir mesela. Süsüne püsüne çok düşkündür. Çok sever gitsin, alışveriş yapsın, eve aynı sürekli yeni bir şeyler alsın. Vallahi bence öyle. Ben daha çok önem veriyorum. Sen ama biriktiriyorsun, kayınvalidem harcıyor. Evet. Allah Allah. Herhalde yanlış kişiye sordum. İlayda. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş senin ne oldu böyle bir eyvah, bir moralin bozuk, enerjin düşük. Bugün vallahi seyircilerimiz de bence nerede o eski İlayda, hırslı İlayda diyordur. Bilmiyorum Onur Bey, bazen çenelerden yoruluyorum. Çenelerden? Aynen. Acaba yemeklerden mi yoruldun, yemek yapmaktan mı yoruldun? Yok, yemeklerden değil, kızların çenesinden. Sıkıldım artık onların vıt vıt vıt. Çenelerden yoruldum lafı Zeynep'in de bu arada. Verecek cevap bulamıyorsun ya, ondandır. Valla Zeynep telif şeyi açar sana, davası açar. Açmaz o benim olurum. Lafımdı diye. Bizi izliyorsa selamlarımızı gönderiyoruz. Kim harcar parayı daha çok? Sen mi kayınvaliden mi? Valla ben çok aşırı tutumluyumdur. Kayınvaliden ne der bilemiyorum ama bence ben. Bence sen. Niye, kayınvaliden daha mı harcıyor, daha mı az önem veriyor paraya? Galiba evet yani. Galiba evet. Hayır, parayı önemsemediği için böyle yani. Ben mesela elimde para kalsın, onu da yapayım, bunu da yapayım dendiğim. Annem de parayı önemsemez, hemen harcayayım. Oraya da versek olur, oraya da. Ve önemsese daha tutumlu olurdu diye düşünüyorum. Diyorsun. ama demek ki yani Gülcan Hanım da çalışan bir insandı, emekli oldu. Evet. Belki de emekliliğin tadını çıkarıyor. Yani belki de öyle, ne bilmiyorum. Ne bileyim, mesela kiranızı falan zamanında ödüyor musunuz? Veya bir şey olduğunda, taksit geldiğinde falan sen şey yapmıyorsun. Aman boşver, ödememi diyorsun. Yok, benim için hepsi otomatik ödemededir. Ben zaten mutlaka öderim yani. Mutlaka ödersin. Kayınvalide ama daha mı rahat? Yani onun evi kira olmadığı için bilemedim ya şimdi. Ha. Ama annem daha yani paraya önem vermiyor. Ben daha çok veriyorum. Havasını da attı. Annemin evi kira değil, kendi evi. Yani. Sizin kira mı? Bizim kira. Hadi inşallah. Ben ev almaya geldim zaten. Almadan da gitmeye geçiyorum. Evet. Oh, hadi bakalım. O altınlarla bir ev alın yani buradan. Ay inşallah. Olur. Hadi inşallah. Sanırım. Gizem. Efendim. Aman Gizem, Ezgi. Ya aklınızda kaldım değil mi? Gizem Ezgi, benziyor da. Evet benziyor. Gizem Ezgi. Yani aklınızda sizin kaldığından değil Gizem. Hemen sizin kira mı, kendi ev mi? Kayınvalidem ev verdi bana evlenince. Ne? Hem oğlunu verdi hem ev verdi, evet. Şaka yapıyorsun. Valla ev verdim. Vallahi o kadar altın taktı, ev verdi, bir de yakışıklı bir oğul verdi. Ne kayınvalideler varmış ya be. Bak Allah, o kayınvalideyi üzme. Üzmem zaten. Vallahi o benim üzme. Başımın tacı. O benim hayatta başıma gelmiş oğlundan sonra en güzel şey. Bir de bir şey soracağım. Komik de bir kadın. Çok. Size bir şey söyleyeyim mi? Aile oturmalarında yani herkes bir taraflara kaçışıyor. Gülmekten. Gülmekten. Böyle bir kadın ve hiç mimik yapmaz anlatırken komik şeyleri. Doğal komik çok yani. Çok doğal ya, aşırı. Doğal komik. Süre bitimine doğru geleceğim gelinler. Anlaştık mı? Anlaştık. Semra Hanım. Gelinizin kedisi, köpeği var galiba. Evet. Hayvanlar dediniz çünkü. Çok seviyor. Ay ne güzel, ben de çok severim. Ben sokak evde köpeklerini, sokak kedilerini. Aynen. Cumartesi, pazar oldu muydu öyle de para aynen varsa mamasını, şeylerini alır sıra sıra onları gezer. Ay, önlerine ben koyar. Tam evde mamaları. Evde var değil mi evde, hayvanları? Evde besliyorlar. Peki oğlunuzla bir sorun yaşıyorlar mı? Oğlum da çok seviyor. Ha, aynı ay ne şey güzel, gibi, Gizem gibi güzel. Oğlum da çok seviyor. Ay kıyamam. Çok tatlılar, bir gün Allah'ım Allah ya. Siz de seviyorsunuz. Allah bağışla, evlat gibi oluyorlar çok ya. Gizem gözlerine bakarken ağlıyor onlar. Değil mi? Bir hastalanıyor arada bir köpeği. Anne şöyle, anne böyle alır telefonu bana anlatır. Ve onu bir şey olursa siz ben ölürüm. Siz diyor musunuz mesela kızım niye besliyorsun falan diye? Onun çok sevdiğini bildiğim için peki söylemiyorum yani ben öyle. Ben bu arada bu köfteyi ilk defa yapıyorum. Daha önce hiç yapmadım. Yapamayışından anladık onu. İşte söylüyorum zaten, yapmadım diyorum. Başka bir şey söyle. Şimdiden ağlamaya başladım. Birileri alınca da ben zaten bunu ilk defa yapmıştım anne dersin.
Söylerim, ne var? Ben yaptığım şeyin arkasında duruyorum, savunuyorum. Yapamadığım şeyi de kabul ediyorum. Ama bizim etmemize izin vermiyorsun. Mesela ben de evet böreği kabul ediyorum, sadece böreğini yapamadım, ama bize müsaade etmiyorsun. Tatlım, ben yaptığım şeyi savunurken sen kendi yapamadığından bahsediyorsan kendi eğer... Kendi yapmadığın şeyi orada belki sana sıra gelmemiş olabilir. Yok, alakası yok. Sen iyi oyuncusun. Buraya kendini göstermek için gelen tek kişi sensin. Heyt be, yardır bize. Vallahi. Kendimi göstermek derken ne anlamda? Her anlamda, oyuncu hani aysun. Yürüyüşler falan filan. Aynen, habire yürüyorsun ya, onu kastediyor galiba. Podyum, manken aysun. Benim yaptığım her şeyde sizin gözünüze batıyor kızlar ya. Bir tek yemek yapmayı beceremiyorsun ama oyunculuğun müthiş. Gizemciğim, oyunculuğun müthiş falan diyorsun da ben buraya oyunculuk yapmaya gelmedim tatlım. Yemek yapmaya geldim. Böyle boş boş konuşma. Bir bakayım, hepiniz aynı boy mu yapıyorsunuz? Gel bak, vallahi sen benimle aynı boy yap istersen. Ben sen misket köfte gibi boy mi yaptın, ne yaptın? Yo, ben anlamadım. Kadımızı köfte bir küçücük, uzun oluyor. Küçücük yapmışsın. Hayır, uzun seninki oluyor benim bildiğim. Ben boyutu söylemediniz kızlar, ben kendime göre yaptım. Yüzler görüyorsun, hadi. Seninki zaten misket köfte gibi olmuş. Saniye. 9. Şöyle göstereyim tatlım. Bunu göster. Hiç pişirememiş. 6, yazın. 5. 4. Benimki bitti onun ailesi. 2. 1. Söbüt bitti. Bu nasıl küçücük köfte? Nasıl yani? Nasıl bizimkiler? Bu kalan ne? Ben buna itiraz ediyorum. Nasıl? Ben şimdi bunu ben kabul ben edemem şey onun besleyiciler. İstediğiniz kadar itiraz edin, bir dakika. O nasıl kabul siz ediyorsunuz? Siz nazemi arttırdığınız zaman hayır, problem olmuyor. Şurada hayatımda ilk defa bir önce bitirmişim. Eşit şekilde bölünce şu kadar bir köfte çıkması lazım. İster edin ister bir dakika, etmeyin. Bir dakika. Beni ilgilendirmiyor. O küçücük kalıp hızlıca kızartmış. Herkes bir yerine geçsin. Ama herkes kendi bildiği boyuta bir göre dakika yaptı. Bir dakika. Bu köfte de köfte ise yani. O bir kalan dakika malzeme ne? Allah aşkına bir şey, bir dakika diyorsun herkes. Sussun. Onur Bey, hala pişiriyor, süre bitti ama. Ne yapayım, pişirmeyeyim mi çiğ? Pişiriyorsun canım. Pişireyim kapat mi? Kapat, süre bitti hala. Ha, tamam. Kapatın artık, kapatın. Tamam, pardon. Her gün ocağını kapatsın. Tamam. İlayda. Tamam, alıyorum. Herkes öyle mi yaptı, ben haksızlık ne bileyim. Haksızlık ama. Elimi yıkayım. İlayda, kadın budu köfte dediğiniz gibi Aysun'un yaptığı köfte gibi olmaz. Daha büyük. Mesela benim böyle daha büyük sanki. Mesela. Hayır böyle. Daha... Ben de öyle yedim dışarıda mesela. Evet. Böyle olur. Olur. Ben evet dışarıda öyle ben değil asla. Yediğimle asla. Ya biraz şekilsiz oldu ama böyle olur. Tamam, şekilsiz yayma oldu. Olmadı. Bunu kayınvalideler ve ben puanlamada ona göre düşük veririz ederiz. O zaman 2 puanı kırılması lazım. Malzeme senin yarısı orada yani. Malzeme arttırdı. 6'ya bölünecekten mi değil mi? Dendi yani. Ya sen malzeme kullanmadın işte mı? Bir tane köfte çıkardım. Daha ne evet, istiyorsunuz? Evet, anlamıyorum ki. Bu kimin? Bundan tamam, benim İlayda. İlayda tamam, benim tabağım. Yasak. Allah Allah. Yasak, tamam. Sana mı soracağım ya? Çıkardım 6 tane işte. Ya sana ne benim arttırdığım kıymadan? 6 tane köfte yapılacak dendi. Ben de 6 tane yaptım. Gerisi seni hiç ilgilendirmez. Allah'ım, Allah'ım nasıl bir sestir bunlar ya? Allah kocalarına sabır versin, Allah'ım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Puanla ilgili ekibimle konuşacağım. Kameraları bir şekilde izleyeceğiz. Çünkü orada gördüğünüz gibi bakın malzeme bayağı bayağı var yani. Şimdi efendim gelinlerimiz yemeklerini yaptılar. Ben birazdan tadıma başlayacağım. Daha sonra kayınvalilerimiz puanlarını verecekler. Şimdi gelinim mutfakta da tadım zamanı. Benim göz kara
dokundu, yaptım. Öyle bir şey yok. Hangi yarışmadasın sen?